Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %5'in üzerinde oy alarak ikinci tur için kritik isim haline gelen Ata İttifakı adayı Sinan Oğan dün akşam kararını açıkladı. Oğan ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan etti. Biz de TV48 ekibi olarak vatandaşlara sorduk. Zafer Partisi'nden bağımsız olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesini nasıl karşılıyorsunuz? Vallahi nasıl karşılayalım? Yani omurgasızlıkla başka bir şey değil. Kendi söylediğiyle kendisi çelişiyor. Bu konuda çıkıp hala halkın karşısında dolaşabiliyorsa, yani buna halkın vereceği tepki çok önemli. O yüzden de yani herkesin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini düşünüyorum bu konuda. Çok iyi oldu. Ben de Tayyip Erdoğan'cıyım. Peki sizce onun Erdoğan'ı desteklemesi ikinci tura nasıl yansır? %1'i gelse, %5 oy aldı ya, biri gelse yeter bize. Tayyip Erdoğan zaten Cumhurbaşkanı. Bunda sıkıntı yok. Ben inanıyorum yani. Kazanacak. Zaten kazanamazsa bu ülke biter. Epey kökenli birisi. Cumhur İttifakı'nın yanında olması olağandır. Ben ne diyeyim? Millet İttifakı'nın yanında olsa daha iyiydi bence ama 2004'te AKP milletvekilleri dövmüştü onu. Ben öyle hatırlıyorum. Millet İttifakı'nda olsa daha iyiydi bence. Peki sizce bu ikinci tur nasıl etti? Bu oylar nereye gider? Cumhur İttifakı'na gitmez diye düşünüyorum fazla. Cumhuriyet Halk Partisi'yim ama bize gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum. Hocam hakkında hayırlısı neyse odur. Ama o saraya gitti herhalde. Boyu biraz daha uzadı. Nitekin düne kadar vatan haini diyordu. Hırsız diyordu, arsız diyordu. Artı bir kişi daha ekleyeceğiz ona. Yapacak bir şey yok yani. İkinci tur nasıl etkiler? Yani Sinan Oğan'ın oyları zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne yürüyeceğine inanıyorum ben. Bizim bu oylara da ihtiyacımız yok yani. Erdoğan'dan fark yok ki Sinan Oğan'ın. Erdoğan her Sinan Oğan. Peki bu ikinci tur nasıl etkiler? Kılıçdaroğlu alacak. Birinci turda bildiğimiz gibi Tayyip Erdoğan önde gitti. Kılıçdaroğlu'nun şey olmasını hani birinci turda bitirmesini ve gerçekten yeni bir atılım isterdik. İkinci tura kaldı. İkinci turda dediğiniz gibi Erdoğan geçtiği için bence Kılıçdaroğlu'nun büyük bir şansı kalmadığını düşünüyorum. Hani artık milletimiz hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim yani? Artık hani dediğim gibi milletimiz hayırlı olsun diyelim.